Bakanım, Demokrasi Bayramı'na bir gün kaldı. Siz de bugün vatandaşla buluştunuz, onlara karanfil dağıttınız. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi yarın inşallah Türkiye büyük bir bayram yaşayacak. Çünkü her seçim bir demokrasi bayramıdır. Milletin iradesinin tecelli ettiği ve milletin kendi eliyle seçtiği temsilcilerini Ankara'ya gönderdiği ve kendisini seçecek cumhurbaşkanı, kendisini yönetecek cumhurbaşkanını seçtiği büyük gün yarın inşallah. O yüzden ben gittiğim her yerde de bir bayram havası gördüm. Çünkü yarın yeni bir şey daha olacak. Türkiye yeni bir yönetim modeline geçiyor. Türkiye geçmişin vesayetçi modelini bir kenara bırakıp 16 yıl boyunca mücadele ettiğimiz, değiştirmek için mücadele ettiğimiz, millet iradesinin egemen kılınması için mücadele ettiğimiz yeni yönetim modelimiz yarın inşallah milletimiz tarafından hayata geçiriliyor. Tabii bu arada daha seçim olmadan seçimle ilgili şaibe oluşturmak isteyenler, seçimi itibarsızlaştırmak isteyenler, bir kısım vatandaşımızın nezdinde sanki yarın bir takım hukuksuzluklar olacakmış gibi bir kara propaganda yürütenlere de ben buradan diyorum ki bu devlet hepimizin, bu ülkenin yıllardan beri, Cumhuriyet kurulduğu günden beri en muteberli kurumu olan Yüksek Seçim Kurulu hepimiz için çok kıymetli. Çünkü bir toplum eğer kendi kurumlarının meşruiyetine dair şüphe duyarsa o toplumun kamu düzeni, birliği ve beraberliği bozulur. O yüzden ısrarla maalesef hem 16 Nisan'da hem de şimdi 24 Haziran öncesinde ısrarla seçimleri şaibeli hale getirmek, seçim sonuçlarını itibarsızlaştırmak için çok çirkin bir kara propaganda yürütüyorlar. Ben buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Her siyasi parti sandığa sahip çıkar. Bu millet iradesine sahip çıkar. 15 Temmuz gecesi bu aziz millet nasıl ki iradesine sahip çıktıysa, tabii ki sandıkta da iradesine sahip çıkar. Orada açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde, siyasi partilerin temsilcilerinin denetiminde, müşahitlerin denetiminde bu seçim yapılacak. Sandıklar da yine siyasi partilerin temsilcilerinin önünde, milletvekili adaylarının önünde, Yüksek Seçim Kurulu hakimlerinin önünde bu sandıklar açılacak. Dolayısıyla her siyasi parti sandığa ve milletin kendisine emanet ettiği iradeye, oya sahip çıkacak. Peki sizin derdiniz ne? Ben onların derdinin ne olduğunu size söyleyeyim. Her yenildikleri seçimden sonra, hani yenilen güreşçi güreşe doymazmış ya, yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Şimdiden bu seçimin sonucuna dair maalesef yok 50 bin kişiyle Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gideceğiz. Yok işte şunu yapacağız, sandıkların üstüne oturacağız. Valla bu ülke bir hukuk devleti. Bu ülke anayasal zeminde demokratik bir hukuk devleti. Burada kanunlar belli, yasalar belli, seçim kanunu belli. Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı düzenlemeler belli, seçimin nasıl yapılacağı belli. Hepimizi bağlayan ortak kurallar var. Eğer bunlar diyorsa ki biz bu kuralları tanımıyoruz, biz kendi kurallarımızı oluşturacağız diyorlarsa, valla buna da hiç kimse müsaade etmez. Ben buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Gönülleri rahat olsun. Yarın aziz milletimizin iradesi sandıkta tecelli edecek. Biz de sandıktan çıkan sonuca başımız gözümüz üstüne diyeceğiz. Çünkü biz AK Parti olarak 16 yıldan beri bu milletin iradesinin egemen olması için mücadele verdik. Bizim mücadelemiz bu. 1960'tan 2002'ye kadar
42 yılda bunlar 36 tane hükümet devirdiler bu vesayetçiler. Şimdi kalkmışlar milletin iradesiyle ilgili ileri geri laf söylüyorlar. Hani Cumhurbaşkanımız 1960 darbesini hatırlatınca Muharrem İnce dedi ki ben daha o zaman doğmamıştım dedi. Ben 1964 doğumluyum dedi. Cumhurbaşkanımızın kastettiği onun fiziki yaşı değil, onun zihin yaşını, temsil ettiği zihniyeti söylüyor. Türkiye bu zihniyeti çok iyi biliyor. Bu zihniyet milletin iradesinin egemen olmaması için kimi zaman ordu göreve dedi. Kimi zaman cumhuriyet mitingleri yaptı. Kimi zaman muhtırayla milletin seçtiklerini devirmeye kalkıştı. Şimdi elhamdülillah bunların hiçbirisi kalmayınca şimdi kaostan, sokaktan, tehditten, şantajdan, yurt dışından medet umuyorlar. Milletin iradesi karşısında hiçbir güç biz tanımıyoruz. O yüzden biz ne diyoruz? Millet eğilmez, Türkiye yenilmez. Peki çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Muharrem İnce'yi seyrediyorsunuz. Elinde bir tomar kağıt. İlkokulda şiir okuduğum aklıma geldi. Şiir okurken böyle elimizde kağıt olurdu. Reisimizin, Tayyip Erdoğan'ın elinde bir gün bir kağıt gördünüz mü? Hepsi beyinde. Bize beyni kuvvetli olanlar, akıllı olanlar, Allah inancını bilenler gerek. Lütfen yüreğinizi dinleyin, öyle oy verin. Sizden başka hiçbir şey istemiyorum. Biz bugünkü rejimi beğeniyoruz. Arkasından gidiyoruz. Lütfen tekrar söylüyorum. Yüreğinize göre, onun bunun dediğine göre değil. Onlar kağıttan şiir okur. Reisimiz ne yapar? Ezberinden. Çünkü hepimizi tanıyor, hepimizi biliyor. Bu da bize büyük mutluluk veriyor. Arkasındayız.